Siz de çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Kıyafetiniz çok şık. Çok teşekkür Peki, ederim. Şimdi mesela diyet yapıyorum, dikkat ediyorum. Spor da yapıyorum ama bu kiloları niye veremiyoruz Sultan evet. Hanım? Evet, maalesef diyet ve spor yaptığımız halde bölgesel olarak veremediğimiz kilolarımız oluyor. Evet. Orada biz devreye giriyoruz, aletler devreye giriyor. Evet. Çünkü ne kadar da diyet yapsak, spor yapsak, işte basen bölgesi, karın bölgesi, sırt bölgesi, kol bölgesi, orada destek tedavilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu çok güzel bir teknoloji, yeni çıkan bir teknoloji. Lazer destekli lipoliz dediğimiz bir cihaz var. 4 farklı sistemi bünyesinde bulunduran bir cihaz bu. Yani ölü deriye atıyorsun, arkasından lazer destekli lipoliz başlığıyla yağ, %40 yağ yakımı sağlıyorsun. Arkasından vakum terapiyle lenfatik drenajı atıyorsun onları. Arkasından radyo frekanslarla sıklaşma, incelme de yapıyorsunuz. Bu bir kombine bir evet, şey mi? Evet, bir kombine. Bu tek bir cihaz üzerinde bulunuyor. Öyle mi? Evet. Yeni bir şey mi bu? Bu yeni bir şey. Yani bir yıldır olan bir şey. Bir dakika. Sultan evet. Hanım ne diyorsunuz? Evet. Evet. Ve 7 günde inanılmaz güzel sonuçlar alıyoruz. Yani hasta motivasyonu da çok yüksek. 7 günde? 7 günde, evet. Ama tabii bu kişinin kilosuna göre, yapısına göre bu seanslar farklılıklar gösterebiliyor. Evet. Ve kişiye özel programlar uygulanıyor. Ama 7 günde hasta motivasyonu çok yüksek. Hasta motive oluyor. Ben de mesela diyet yapıyorum, spama veremiyorum. Ne oluyor? Bırakıveriyoruz. Evet. Ay ver gidi yapıyorum, yapıyorum. Hiçbir sonuç alamıyoruz diyor. Bu ne yapıyor? 7 günde sizin motivasyonunuzu arttırıyor. Çünkü hasta bakıyor, inceldiğini görüyor. İşte olmadığı kıyafetlerin evet. olduğunu görüyor. Ve hastanın düzenini ayarlıyor. Aa diyor, ben iyi güzel sonuç alıyorum, ben devam edeceğim diyor. O yüzden çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Ve bu zayıflama döneminde zayıfladığımız gibi hiç sarkma da olmuyor. Toparlanıyor vücutta. Zaten bu lazer lipoliz çok... Ama ben, bu ama cerrahi değil, bir yöntem değil. Cerrahi bu, bir değil, şeyden değil, bahsetmiyorsunuz. Cerrahi ha. değil bu. Cerrahi olmayan bir yöntem. Daha iyi. Tabii aynen. Hiç güç kaybına sebep olmuyor. Bir de bacaklarda, kollarda cerrahi bazen iyi sonuç vermeyebiliyor. Evet, cerrahi değil, değil ama değişik başlıkları var. Evet, değişik başlıkları var. O kişiye özel biz onu seçiyoruz. Evet. Sizin hangi bölgede ne kadar yağınız var ona göre bir program uyguluyoruz. Ve gerçekten 7 günde çok kısa sürede sonuçları alıyoruz. Şunu soracağım, merak ettim. Yani hasta geldi, konuştunuz. Evet. İşte bölgeler, işte biri dedi ki kolum dedi, biri evet, dedi ki sırtım, karnım dedi. Neyse. Ne kadar süreyle yapıyorsunuz bu uygulamayı? Yani geldiğinde size kaç saat ayırıp? 1 saatle 1,5 saat arasında. Aslında 45 dakika ile 1,5 saat arasında. Çünkü bölgeye göre değişiyor o süre. Evet. Çünkü mesela bacak biraz uzun süren bir bölgedir. Karın 1 saat süren bir bölgedir. Bir de biz bunu bölge bölge yapıyoruz. Aynı anda bacakla karını uygulamıyoruz. Bir hafta Güzel. Boyunca karın çalışıyoruz. Hasta ikinci bir bölgeyi isterse onu ikinci haftadan sonra yapıyoruz. Daha mantıklı. Tabii. Evet. Tabii. Dediniz ki böyle bir şey de yapıyor. Bir peeling yapıyor. Evet. Ciltte bir yenilenme Aynen. yapıyor. Cildi gençliği. Kan deveranını evet. sağladığı evet. için evet. mi oluyor Çünkü bu? Ölü tabakayı atıyorsunuz. Evet. Cildi hem gençleştiriyor hem cildin oksijenizasyonunu arttırıyor. Cilt tonusunu arttırıyor. Cildi gençleştiriyor da. Selülitler de gidiyor aynı zamanda. Bacak yaptığımızda hasta mesela bölgesel yağlanması var ama hem yağlanma kaybolur hem de selülitlere iyi sonuç veriyor. Nasıl iyi sonuç veriyor selülitte? Çünkü yaptığımız bu 4 tane farklı sistem olduğu için evet. İncelmede sadece %40 yağ kaybediyor ama arkasından o diğer işlemler hem lifting yapıyor hem incelme yapıyor hem toparlıyor. Hem de oranın oksijenizasyonunu arttırdığı için selülitlere de iyi geliyor. Çünkü selülit nedir? Vücutta o istemeyen evet. portakal kabuğu görünümü bacaklarda yağ birikintisi de. Yağ azalınca selülit görüntüsü de azalıyor. Evet. Aslında arada bir yani hiçbir şey olmasa bile böyle bir Tabii. bir şeyler yaptırmak kan deveranı açısından Tabii. çok Tabii. iyi değil mi? Evet. Mesela bana kan deveranının çalışması bende çok önemli yani şekerimi de dengeliyor tabii, tabii. çok iyi sonuç veriyor. Bir de bu her hastaya uygulanabiliyor. Diyabet hastalarına da hipertansiyon hastalarına da kalbin üzerine bile uygulanabilen bir sistem. Bir tek
zaten hamilelere yapmıyorum. Evet. Diyorum tabii, onlara. Ha, doğumdan sonra da kırkınız çıkın, çıksın diyorum. Gelin diyorum, uygulamaya devam edeyim. Şimdi onlar bir diyor. Kulak kesiliyorlar böyle bir, evet. bir şeyde doğum sonrası. Evet. Doğum sonrası 40 gün sonra mı öneriyorsun? Ben 40 gün sonra öneriyorum. Evet, genelde evet, doğustalık o dönem bitsin, 40 gün bitsin. Hemen başlanabilir ama hepimiz kadınız doğumdan sonra 40 gün zor bir süreç. Zor süreç. Evet. 40'ınız çıksın doğru. diyorum, gelin diyorum, başlayalım diyorum tedaviye. Peki, şimdi biraz daha böyle detayına girelim. Hı hı. Sıkılaşma diyorsunuz, yağ kaybı evet. diyorsunuz. Peki, lazer destekli bu lipoliz yöntemiyle... vücudun şekillenmesi, yani vücuttan bir su mu atılıyor? Yağ yakımı var. Yağ yakımı var. Onu anlatayım evet. lütfen. Bunda yağ yakımı var. Su falan atılma yok. %40 yağ oranımızda gerçekten azalma oluyor. Ve hasta isterse 7 günde bir sonuç alıyoruz ama tabii kişinin bedensel yapısına göre, vücut kitle indeksine göre bu süreler değişebiliyor. Bazen hasta 2 paket, 3 paket de girebiliyor buna, 4 paket de girebiliyor. Evet. Bu direkt yağ yakımını ise vücuttan su falan atılmıyor, kasları eritmiyor. Direkt yağ odaklı çalışıyoruz ve istenmeyen yağlar. Sonuçta vücudumuzda yararlı yağlar da var. Bunlar istenmeyen bölgesel yağlanmada kullandığımız bir cihaz bu. Şimdi bilinen yerler karındı, bacaktı. Tabii. Bakın şu yöntem değil mi? Ben de şimdi görüyorum. Evet, evet, aynen. Evet, o... peki şuralara falan tabii. etkili mi? Şimdi gıdıda da etkili. Ama ben gıdıda genelde kombine tedaviler de yapıyorum. Sadece bunu yapmıyorum. Mesela? Fokus ultrasound yapıyorum. Altın frekans yapıyorum. Gençlik frekansı yapıyorum. Bunlar da tek seanslık işlemler. Çünkü gıdıda sadece gıda olmuyor hastada. Yüz ovalimiz de düşüyor. Şu yanaklarımız da sarkıyor. O zaman farklı tedaviler sunuyoruz. Bu altın frekansı çok merak ediyorum. Evet. Biraz anlatabilir misiniz? Benim çok sevdiğim bir yıllardır. Türkiye'de ilk uygulayanlardan biriyim diyebilirim. Evet. Minik minik iğneler var başında. 3 seans öneriyorum ve hiçbir şekilde sizin sosyal aktivitenizde etkilemeyen bir sistem. Yüzü makineyle mi uygulanıyor? O da makineyle uygulanıyor. Evet. Minik minik iğnelerle cilt altında delikler açıyoruz ve aynı zamanda radyo frekans veriyoruz. Sadece delik açma evet, olmuyor. Evet. Isı da vererek cildin gençleşmesini, cildin altındaki bağ dokumuzun ve temel yapısını oluşturan kolajen ve elastin liflerinin tekrar oluşmasını sağlıyor. Onu yaptıktan sonra tabii cilt açık. Bir sürü delikler açıldı. Ben ne yapıyorum? Muhakkak arkasından bir vitamin, bir somon, bir hyaluronik asit, bir peptit ya da bir PRP ile kombine yapıyorum. O da çok güzel cildi gençleştirir, lifting sağlar, gözenekleri sıkılaştırır. Burnunda bu, çok iyidir, bu saçta çok iyidir. Bu peptiti böyle küçük iğnelerle uyguluyabiliyor tabii, musunuz cilde? Tabii uyguluyorum. Hyaluronik gibi. Tabii hyaluronik asit gibi. Evet. Zaten onlar genelde hep kombine tedavilerdir. Cildin nem dengesini çok iyi ayarlar ve gerçekten yaşlanmamızı geciktiren işlemler. Evet, şimdi çene altına buraya gıdıya yapabiliyoruz evet, dediniz. Tabii, gıdıya yapıyoruz. Selülitler, çatlaklar var. Peki, erkeklerde göğüs büyümesinde evet. Jinokoma, oluyor mu? Meme büyümesinde. Hı hı. Çünkü bazen hani erkek hastalarımız da maalesef bu meme büyümesinden çok şikayetçi. Ameliyat olmak istemeyenler var. Kalbin üzerine de rahatlıkla uygulandığı için ve yağ dokusunda %40 bir azalma sağladığı için, bir de sarkma yapmadığı için çok tercih edilen bir yöntem. Erkeklerde meme dokusunun azalmasında, o yağlanmayı azaltmada. Evet, şimdi mesela kilo alınca şu arkada evet, sırtta özellikle hani yazın evet. Çok sorun olabiliyor. Evet, tüm bölgelere oralara uygulanıyor. Tüm bölgelere uygulanıyor. Yani memeden tutun, sırt bölgesi, bacak, karın, bel bölgesi, kollar çok güvenli uyguladığımız bir tedavi. Şimdi buradan şöyle bir soru sormak istiyorum. Acaba bu yaptığınız yöntem... Hani doğum sonrası çatlakları veya kilo alıp vermeyle oluşan çatlaklar üzerinde de etkili mi? Çatlakları iyi geliyor mu? Ben çatlakta da yine bir ikonik bakımım var benim. Çok sevdiğim, çok başarılı. Onu kullanıyorum. Çok başarılı bir yöntem. Evet, bu da çatlakları iyi geliyor ama ikonik bakımın çatlaktaki sonucu çok çok başarılı. Onunla kombine yapıyorum.